Bu evrenin bu şokları, son dakikaları beni terletiyor. Getirmeyelim. Son dakika haberimiz varmış. Herkesi şok edecek bir görüntü varmış. Ve bir haberimiz varmış. Aslında bu görüntüler her şeyi ortaya çıkaracakmış. Burası bir stüdyo. Her yerde kamera var diyorum. Kim yine neye yakalandı? Herkesin şok olacağı görüntülere bakalım neymiş. Hayda. Damla ne yaptın? Kartını niye yırtıyorsun ki? Anlamadım. O bir kart mıydı? Sen bir şey okuyup çöpe mi attın? Kartın ben... üstünde yazanı beğenmedim o yüzden Nursel Hanım. Aa, ama nişanlı gönderdi. Bu çiçek nişanlından, çikolata nişanlından geldi değil mi? Nişanlından geldi. Tamam. Nuray teyzeye mi geldi yoksa? Yani şey, içeriğini söylemek zorunda değilsin ama beğenmedin mi? Beğenmedim. Nişanlımla aran mı bozuk? Ben anlamadım. Hayır, bence Nuray teyzeye gelmiş olabilir. Yok, hayır. Ne alakası var? Yok ya. Yani bizde hiçbir şey gizli kalmıyor ya. Kendin açıklamak ister misin? Orada beni nasıl kamera çekmiş, ben ona hayret ediyorum. Orada da mı varmış kamera yani? Her yerde ne oldu ki? Damla bir saniye. Evren diyor ki, o yırtıp atılan not şu an elimizde diyor. Dolayısıyla... ne? Kamera gördüğü için biz de merak edip almışız o notu. Aa, burada. Keşke çöpü de imha etsin. Hayır, niye yırtıp atıyorsun ki? Evet yani. Peki hangimiz okuyacağız ki senin özelini? Yani. Ya o Nuray'a geldi. Bence de o Nuray teyze sana geldi. Arkadaşlar, yırtılmış. Bantlanmış. Görüyor musunuz? Evet. 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 Yırtılmış gördüğünüz gibi. Bantlanmış, evet. Bizim tamam. Ekibimiz de onu bantlamış. Okuyabilir miyim? Okumasanız. Artık gördük. Damla, o kadar da yapmış olma ya bari. Yok artık Damla. Vallahi ya. Ne oldu ya? Bu okuduklarım doğru mu? Ya duymaya hazır mısınız? Evet, çok merak ettim. Ne olabilir ya o kadar? Bu olay aylarca iddia ediyorum hafızalardan silinmeyecek. Aa. Okuyorum. Canım karım. Karım. Seninle ilk yemeğe çıktığımız gün... Özgü. O yani yırtıldığı için çok okuyamadım. İlk yemeğe çıktığımız gün. Gün olsun. Seni çok seviyorum. Türkel mi? Özgü Türkel. Özgü. Damla. Sen ne yapıyorsun ya? Ne? Anlamıyorum. Şimdi bir şey sen söyleyeceğim. Sen nasıl, bir dakika ya, sen nasıl bir insansın? Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ya bak, bana sen çikolata... hiçbir şey söylemedi ama sen ne yaptığını sanıyorsun bak ya? Bak şimdi bu çikolatayı... Bak aslında ben kötü niyetle seni güzel... Bak gerçekten bu kamera kayıtları çıkmasaydı... Şu an gerçekten... Hayır, inanmıyorum ya. Sen çok iyi bir durumda olacaktın. Neden? Çünkü kendim bile ben bunu göndermeye utanırım ya dedim. Ya bu sana ne? Seni ne ilgilendirir? Kocam bana göndermiş. İsterse çöp gönderir. Sana ama ne? Ama şöyle bir şey var. Ya sen ne yaptığını dün sanıyorsun? Dün sen bana ne yaptın? Dedin ki Damla iyi niyetli olamaz. Damla kötü kalpli. Kötü kalplisin zaten. Damla kötü kalpli işte. Damla kötü kalpli. Damla sen ne yaptığını sanıyorsun? Benim iyiliği... Ya bir şey söyleyeyim mi? Senin bu yaptığını çocuklar bile yapmaz. Ben bence çocuğum. Bir haddini bil ya. Bana gelen özel ben bir şey çocuğum. Sen... Ver onu bana. Ver. Ver onu bana. Aa, zaten hiç beğenmedim. Sen bana gelen özel bir şeyi nasıl alırsın ya? Zaten hiç beğenmedim. Sen bana gelen özel bir şeyi nasıl alırsın? İçinde beş tane çikolata vardı ya.
Ya isterse boş kutu gönderir. Benim özelim. O zaman bana kötü demeyecektin. Damla sen bir şey söyleyeyim mi? Kötü bile senin yanında melek kalır. Bak senin bu yaptığını çocuklar bile yapmaz. Senin tamamıyla cahilliğine veriyorum. Nursel Hanım, tamam mı? Dün bana dedi ki... Damlacığım. Çok ayıp ya. Şey gerçekten... Ya bir de yırtkışlığı... Kıskançlıktan yapmadım. Gerçekten burada sana gelmiyor diye yaptın. Bana geliyor ya eşimden devam. Bir de bir şey daha. Damla bir hediyem olabilir mi? Bir dakika. Miyase. Yani burada Miyase'nin özel olarak kocasının gönderdiği hediyeyi, çikolatayı, notu hiçe sayıp... kendininmiş gibi alıp notunu yırtıp çöpe atmışsın. Bir de çikolatalar bize yedirdi. Bir de kaç saattir biz bunu tartışıyoruz. Bana kötü kalpli, Damla sende kalp mi var dedi ya. Bende kalp yok. Yok işte, kanıtladım. Senin yaptığın gerçekten kötü kalplilik. Çünkü bir insana gelen özel bir şey, tamam mı? Bir de eşinden geliyor. Özel bir şey ya, bunu senin açıp okumaman bile gerekiyor. Bunu sana teslim ederken adını söylüyorlar kime geldiğini. Söylemedi. Nasıl söylemedi? Söylemedi. Ama notu okumuşsun. Notu ama ne bildi oraya geleceğim. Belki bana geldi Damla. Benim eşimden de gelmiş olabilir. Evet. Ama benimkine gelseydi, okusam ben de çok sinirlenirdim. Sizinkine gelseydi ben zaten yukarı çıkarırdım. Hayır, söylememiş ya. Gelen, ya kime getirdiğini söylemedi. Herkese gelebilir. Bir de yani. Nursel Hanım. Al senin. Alayım. Bir de şöyle artık gerçekten Damla sen haddini aştın. Ya şunu bu hale getirmek nedir ya? Kamera da çeksin. Gerçekten bu nedir ya? Kameralar görmese haberimiz olmayacak ya. Yani. Gerçekten haberimiz olmayacak. Ben belki çok de... Çok saçma. Bunun için eşimle tartışabilirim belki de. Ben buradan çıktıktan sonra aklıma gelecek bizim işte ilk yemeğe çıktığımız gün. Diyeceğim ki sen nasıl unuttun, bana değer mi vermiyorsun diyeceğim belki bugün de. Bugün ilk yemeğe çıktığınız gün mü? Evet, ilk yemeğe çıktığımız gün. Hayır. Ve zaten ilk yemeğe çıktığımız gün deyince ben anladım. Çünkü Özgü kızlar da biliyor, bunlara her zaman bir şey gönderir. Dün kritikte benim üstüme o kadar geldin ki Miyase. Damla kalpsiz, Damla... Yani gerçekten iyi niyetli olduğum zaman bile her zaman kötü oluyorum ben sen burada. Sen iyi niyetli değilsin, i̇yi sen niyetliydim. Haddini aştın. Ben bir şey i̇yi söylemek niyetli. İstiyorum. Bir had vardı ya, bir sınır vardı. Demek o ki sınırın siz ilerisine... De bana, siz de bana Damla, kötü kalpli derseniz Damla, ben de o haddi aşarım. O sınırın hani... ilerisine gidemezsin. Gittim, tamam mı? Bir sınır işte. Vardı, işte bir görgü kuralı var ya, ilerisine gidemezsin. Görgüyle bir, alakası bir yok. Bir insana bunun. Gelen özel var. Bir notu arkadaşlar, sen açıp yırtamazsın. Siz aranızda... Biraz özel bir konu ya, bunu ikiniz arkada bence tartışmaya devam etmelisiniz. Ben birazcık olayı yumuşatacağım. Trajikomik bir şey var. Miyase, çikolatalar bayat dedin. Bayat çikolata göndermiş. Öyle dedim. Ve ben buna da şaşkınım şu anda. Damla bunu bile değiştirmiş olabilir. Hayır, gerçekten evet, yapmadım. Çikolatalar bayat mıydı, değil miydi? Evet. Bayat mıydı? Değildi. Zehirlenecektin ya, dedi. Nursel Hanım, şöyle. Çok fenasın sen ya. Sayın Madelerim, ben Damla benim kızımdan küçük. Ya. Yani bizim ne denir? Yaramaz kızımız, öyle muzur, bakacağız. Muzur, biz öğreteceğiz. Muzurluk yapmış. Kötü niyetli yaptığını düşünmek istemiyorum. Biraz özele girmeseydi iyi olurdu. Çikolatayı hep birlikte yiyecektik. Öyle şaka yapmış sanırım. Şaka yaptım biraz. Tamam. Şaka yaptın. Siz arkada eşek ikiniz kahveci bence sen ablası olarak ona anlatırsın. Neyse, daha ne kadar büyüklük yapacağım. Tamam arkadaşlar.